Herkese yeniden merhaba. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bulut gibi hafif, nefis bir sütlü tatlı tarifiyle geldim. Hem görüntüsü hem de lezzeti muhteşem bir tatlı. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum ve hemen bu güzel tarifi nasıl yapmışım detaylarına geçiyorum. Öncelikle tatlımızı pişirdikten sonra dökecek olduğumuz fırın tepsisini hazırlamaya başlıyoruz. Bunun için en büyük boyda bir dikdörtgen fırın tepsisinin içerisini bir streçle kaplayalım. Sonrasında üzerine 2 su bardağı tepeleme dolu olacak şekilde hindistan cevizini her tarafına gelecek şekilde serpiştirelim. İkinci su bardağı hindistan cevizinde tepsi bize serpiştirdikten sonra e, her tarafına gelecek şekilde yayalım. Ve sonrasında bunu bir kenara alacağız ve hemen tatlımızın yapımına geçeceğiz. İlk aşamada bu şekilde tepsiyi mutlaka hazırlayalım. Sonrasında tatlımızı hazırlamaya geçeceğiz. Bu güzel tatlımızı hazırlamak için 1 litre sütü uygun bir tencerenin içerisine alıyorum. Üzerine 1,5 su bardağı un ilave ediyorum. 1 su bardağı toz şeker ve 3 yemek kaşığı da kakao ekledim. Tarifte kullanmış olduğum su bardağı ölçüm 200 milim standart su bardağı. Ocağın üzerine almadan önce güzelce karıştırıyorum. İçinde hiç topak kalmaması için. Kuru malzemeler tamamen çözüldükten sonra ocağın üzerine alalım. Ve sürekli karıştırarak bu kakaolu muhallebimizi pişirelim karıştırmayı kesinlikle bırakmıyoruz e, aksi takdirde topaklanabilir ve dibine tutabilir muhallebimiz koyulaştı ve kaynamaya başladı e, artık son olarak e, bir yemek kaşığı tereyağı ve bir paket de vanilini ilave edip tereyağı eriyene kadar karıştıralım ve sonrasında e, ocağın altını kapatıp tepsimize dökebiliriz artık Evet tereyağı eridi ve artık hazırlamış olduğum tepsiye eşit bir şekilde bu muhallebiyi döküyorum. Olabildiğince tepsiye yakın bir şekilde dökmenizi tavsiye ederim. Aksi takdirde aralarında böyle hindistan cevizi açılır ve tepsiye dökmüş olursunuz. O yüzden yakın bir şekilde, yakın mesafeden dökmeye özen gösterelim. Evet muhallebimizin tamamını döktüm ve bir kaşıkla ya da böyle bir pasta sıvama aletiniz varsa onunla her yere eşit olacak şekilde tepsiye yayalım. Oda sıcaklığına gelene kadar dışarıda beklettim, sonrasında buzdolabına kaldırdım ve bir iki saat kadar buzdolabında dinlendi. Ben de diğer tarafta bir krem şanti hazırlayacağım. Bunun için iki poşet krem şantiyi uygun bir çırpma kabına alıyorum. Bir paketin içinde iki poşet oluyor arkadaşlar. Bu iki poşetin e, ikisini de kullandım. Üzerine 1,5 su bardağı soğuk süt ekliyorum. E, sütünüz mutlaka soğuk olsun. Bu şekilde kıvamı çok daha güzel olacaktır. mikserin en yüksek devrinde krem şanti beyazlaşıp köpürene kadar çırpalım. Tam istediğim kıvama geldi. Artık mikseri çıkarıyorum ve bunu da buzdolabına kaldıracağım. Tatlım 2 saat buzdolabında dinlendikten sonra Üzerine bu şekilde kaşıkla e, yayıyorum. Sonrasında yine düzelteceğim. Ama eşit bir şekilde koymaya e, özen gösterelim. Evet, her yerini kaplayacak şekilde böyle kaşıkla koydum ve yine şimdi bir e, pasta sıvama e, aparatıyla ile her yerine gelecek şekilde yayıyorum. Bu tarif aslında kakaolu saray lokumu tarifinin hemen hemen aynısı. Ama o tarifi saramayanlar için ben bu şekilde bir tarif hazırladım. Bu yöntem de çok güzel oluyor. Denemenizi mutlaka tavsiye ediyorum arkadaşlar. Evet şimdi krem şantiyi de sürdüm. Buzdolabında bir saat dinlendirdim ve şimdi artık dilimleyip şekil verme kısmına geçebilirim. Kenarlarının daha muntazam ve kare olmasını istediğim için çok hafif kenar kısımlarını kesiyorum. E, dilimlerin daha e, düzgün çıkması için. Sonrasında tam ortasından olacak şekilde e, kestim. Sizler istediğiniz büyüklükte kesebilirsiniz arkadaşlar. Sonrasında yine 3 e, dilim bir tarafı, 3 dilimde bir tarafı olacak şekilde kestim. kesmiş olduğunuz her bıçak darbesinden sonra bıçağınızı bir peçeteyle mutlaka silin. Bu şekilde daha pürüzsüz, daha güzel dilimler elde edeceksiniz. Evet, bu şekilde dilimler elde ettikten sonra bir tanesinin üzerine bolca hindistan cevizi serpip bir diğerini onun üzerine koyalım. Evet bu şekilde böyle kat kat harika bir tatlı olacak. Son olarak yine üzerine bolca hindistan cevizi serptikten sonra bu nefis tatlımız sunum için hazır. Evet aynı şekilde diğerlerini de yapmaya devam ediyorum. Birinin üzerine hindistan cevizi serpip bir diğerini de onun üzerine koyuyoruz ve böyle kat kat muhteşem bir sütlü tatlı oluyor. Dediğim gibi bu tarif aslında kakaolu saray lokumu tarifiyle aynı arkadaşlar. Ama saramayanlar için, sararken kırılanlar için ben bu şekilde bu tarifi hazırladım. Umarım sizler de bu güzel tarifi dener ve sonuçtan memnun kalırsınız. Evet aynı şekilde Hindistan cevizi serpmiş olduğum dilimlerin üzerine bir diğerlerini yerleştiriyorum ve son olarak üzerlerine hindistan cevizi serptikten sonra servis tabağıma alıyorum. Hem görüntüsü hem de lezzeti muhteşem bir tatlı arkadaşlar. E, mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Evet bu şekilde sizlere daha yakından gösterdikten sonra hepsini servis tabağıma alacağım. Birazdan sizlere böyle dokusunu daha yakından göstermek istiyorum. Bu arada tarifte kullanmış olduğum bütün malzemeleri açıklama kısmına da detaylı bir şekilde ekleyeceğim. Oraya da göz atmayı unutmayın. Tatlılarımın hepsini hazırladım. Son olarak üzerine toz yeşil fıstık serpiştiriyorum. Sizler dilediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz. Evet tatlımız artık servis için hazır. Sizlere şöyle bir de yakından doku testi yaptıktan sonra... Videomun artık sonuna gelmiş bulunmaktayım. Bulut gibi hafif, çok lezzetli, görüntüsü muhteşem bir tatlı yaptık arkadaşlar. Umarım sizler de dener ve memnun kalırsınız. Eğer denerseniz bu videonun altına olumlu veya olumsuz mutlaka geri dönüşlerinizi bekliyorum. Sizler tarifimizin son halini izlerken ben de sizlere veda etmiş olayım. Bugünlük de bu videomuzun sonuna geldik. Umarım videomu keyifle izlemişsinizdir. Bana destek olmak isterseniz eğer e, videomu beğenmeyi, ufak da olsa bir yorum bırakmayı ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın lütfen. Hala kanalıma abone değilseniz bu videoyu izledikten sonra kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Yeni tariflerimi kaçırmamak için e, yanındaki bildirim zilinde aktifleştirmeyi unutmayın. Tarifle ilgili sorularınız olursa onları da bana yorumlar kısmından yazın. Elimden geldiğince ve fırsat buldukça cevaplamaya çalışıyorum. Yepyeni tariflerimde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.